Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine önemli sorunlarımızdan birini, bir çalışmayı paylaşacağım. Bu maddi sıkıntılarımız olsun, manevi sıkıntılarımız olsun. Aslında manevi sıkıntılarımızın içinde hayatımızı duygusal olarak bize uyan bir kişiyle birleştirmek, onunla bir hayat sürdürmek gerçekten hayatımızda eksik noktalardan biri. Bu birçok insan için geçerli ve hayatının mutlu ve huzurlu olması yolunda eksik noktalardan biri. Şimdi, gerçekten ruh eşinizi bulmak, size uyan birini bulmak hayatta çok önemli. Çünkü belki bir ömür onunla beraber geçireceksiniz ve mutlu, huzurlu, iyi günde, kötü günde onunla beraber her şeyi paylaşacaksınız. Dolayısıyla doğru insanı bulmak çok önemli. Bugün paylaşacağım konu, hoşlandığınız fakat imkansız gibi gözüken duygusal bir ilişki için o kişiyi kendinize nasıl çekersiniz? Tabii ki hoşlandığınız bir insan, onun haberi olmayabilir sizden veya gerçekten o da sizden hoşlanıyordur ama aranızda engeller vardır. Bunları nasıl aşarız? Şimdi ben size çok ileri derece bir teknik vereceğim. Daha önce bu konuda bir video paylaşmıştım. Ancak bu biraz daha ileri derece, biraz daha olayı hızlandıran bir çalışma. Şimdi öncelikle bilinçaltımız bizim düşüncelerimizi, yani imgelediğimiz her neyse onu sorgulamaz, yargılamaz, her şeyi gerçek kabul eder. Yani biz gözlerimizi kapatıp hayal kurduğumuzda, onu imgelediğimizde, o her ne ise bilinçaltımız size onu hayal mi kuruyorsun yoksa geçmiş anıların mı diye sormaz. Onu gerçek kabul eder ve arşivine depolar. Zihin ise tam tersi her şeyi sorgular, her şeyi yargılar. O yüzden çalışmalarımızda zihni sürekli aradan çekmek zorundayız. Çünkü sürekli şekilde sizi sabote eder çalışmalarınızı. Şimdi yapacağımız çalışmada zihnimizi öncelikle susturmak adına size küçük bir çalışma vereceğim. Şimdi gözlerinizi yavaş yavaş çalışmaya başlayacağız. Gözlerinizi kapatın. Her zamanki gibi 3 derin diyafram nefesimizi alalım. Şimdi zihnimizi sakinleştirmek adına size küçük bir teknik vereceğim. Bütün dikkatiniz sağ gözünüze verin. Bütün dikkatinizi sağ gözünüze verin. Ve orada sanki ben size bir fener tutuyormuşum gibi, bir spot ışığı tutuyormuşum gibi bir ışık imgelemenizi istiyorum. Sağ gözünüze dikkatinizi verin ve sağ gözünüzü sanki o ışıktan korumak için kapattığınızı imgeleyin. Orada bir ışık var. Onu varlığını hissedin. Ancak gözünüz kapalı. Bütün dikkatiniz o ışıkta olsun. Buraya odaklandığınızda zihniniz yavaş yavaş aradan çekilecek. Hiç merak etmeyin. Şimdi o ışık yavaş yavaş sanki gözünüzden içeri giriyor ve beyninizin sol kısmını aydınlatıyor. Bütün dikkatiniz beyninizin sol yarım küresine verin. Sanki o ışık oradan oraya dönmüş ve beyninizin sol kısmını aydınlatıyor. Bütün dikkatiniz orada olsun. Bir müddet bu ışığa odaklanın. Bembeyaz bir ışık ve beyninizin sol yarım küresini aydınlatıyor. Şimdi sizden gözleriniz kapalıyken çok hafif sol yukarı doğru çevirmenizi istiyorum. Boynunuzu oynatmıyorsunuz. Gözleriniz kapalı, sanki çaktırmadan bir yere bakıyormuşçasına gözlerinizi hafifçe sol yukarı doğru çeviriyorsunuz. Bu bizim anılarımızı, hatıralarımızı geri çağırmada göz hareketlerimizin uyumu. Yani hatıra hipokampüs bölgesinden, hatıra olarak konuşuyoruz. Beynimizin geçmiş anılarla ilgili kısmını gözlerimizi sol yukarı doğru çevirdiğimizde aktive ediyoruz.
bugüne kadar bu harika bir arkadaş ortamı olabilir, hoş bir sohbet ortamı olabilir, eski yaşadığınız duygusal bir ilişkinin en mutlu ve huzurlu anı olabilir. O anlardan birini hatırlamanızı istiyorum. Gerçek yaşadığınız geçmişten bir olay. Şimdi bu olayın içine hoşlandığınız, imkansız gibi gözüken, belki de onun sizi istemeyeceğinizi düşündüğünüz kişi veya araya bir engel teşkil olmuş, engel girmiş bir ilişki, ailesel problemlerden dolayı ayrılmanız gereken bir durum, her ne bir duygusal ilişki varsa o kişiyi o hatıranın içine yerleştirmenizi istiyorum. Yani gerçek bir olay, yaşadığınız hoş bir sohbet ortamı veya çok mutlu ve huzurlu geçindiğiniz bir an, o ortamın içinde o kişiyi yerleştiriyorsunuz. Geçmiş hatıranıza koyuyorsunuz bunu, bakın. Bunu bilinçaltı henüz bilmiyor. Geçmiş anı olarak hatırladığınızı doğru kabul ediyor ve bir deneyim olarak onu oraya depoluyor. Geçmiş anılar zaten olmuş bir durum olduğu için zihin de buna karşı çıkamıyor. Zihin sabote edemiyor. Şu anda elinizde harika bir fırsat var. Geçmiş hatıranızda bu imkansız gibi gözüken kişiyi, onunla bir zamanlar harika bir sohbet yaşadığınız, harika bir ortamda bulunduğunuz ana yerleştiriyorsunuz. Şimdi bu durum imkansızdan çıktı bakın. Bilinçaltı bunu imkansız olarak göremez. Zihin bunu imkansız olarak göremez. Çünkü yaşadığınız bir olay ve orada o kişinin bulunması sizin zaten bu kişiyle duygusal veya yani bu bir evliliğin bitmiş olması, bir yeni sevgilinin olması fark etmiyor. Sizin hoşlandığınız bir kişinin orada olması önemli. Onunla bir hoş sohbet ortamındasınız ve bilinçaltı bunu kaydediyor deposuna, arşivine. Hiç merak etmeyin. Ve bunu kaydettiği için zaten sahip olduğunuz bir şeyin imkansız gibi gözükmesi imkansızlaşıyor. Dolayısıyla bu kişiyi belli hatıralar içinde sürekli yerleştirip imgelerseniz çok yakın zamanda, çok kısa sürede o kişinin sizinle beraber olmasını sağlarsınız. Tekrar ediyorum, bakın bu çok önemli. İmkansız gibi gözüken, hoşlandığınız, hayatınızda olmasını istediğiniz bir kişiyi geçmiş güzel hatıralarınızdan birinin içine yerleştiriyorsunuz. Onunla zaten temasta olduğunuzu, onunla zaten aranızda bir bağ olduğunu bilinçaltına mesaj olarak gönderiyorsunuz. Burada sizin bilinçaltı düzeyinde imkansız olarak gördüğünüz ve sürekli o imkansızlığın dışarı yansıması kesilecektir. Ve en kısa fırsatta, en kısa sürede ve en yakın zamanda bu kişi kesinlikle bir vesile olup karşınızda belirecektir. Bu çalışmayı farklı hatıralar içinde de yapabilirsiniz. Yalnız çok dikkat edin, olumsuz bir ortam oluşmasın. Daha da itersiniz. Her zaman onu söylüyorum. Mıknatısın iki ucu gibi, artı eksi kutbu. Ya iter ya çekersiniz. Siz şu anda çekmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle olumsuzluğa yönelmeyin. O ortamda küçücük bir olumsuzluk dahi olsa o ortama yerleştirmeyin o kişiyi. Tamamen huzurun ve mutluluğun olduğu bir ana. Ha bunu dersiniz ki, ya kimileri söyleyebiliyor, seanslarımda çok rastlıyorum. Benim hiç öyle bir mutlu anım olmadı ki diyebilirsiniz. O zaman işte, o zaman hayal kuracaksınız. Gözlerinizi sağa yukarı çevirip o zaman olmasını istediğiniz ortamı yaratacaksınız. Ancak bu sizin geçmiş hatıralarınıza kullandığınız o metot kadar hızlı olmayabilir. Çünkü bilinçaltı düzeyinizde onun sizin bir hayaliniz olduğunu biliyorsunuz. Ama diğeri zihin karmaşası, yani zihnin bir şekilde hacklenmesi oluyor. O hatıranın içinde o kişinin belirmesi sorgusuz sualsiz kabul ediliyor.
Dolayısıyla benim tavsiyem, kuvvetli tavsiyem, en küçük bir mutluluğun dahi olduğu bir ortama yerleştirmeye çalışın. Yani bugüne kadar hiçbir anınız olmaması imkansız gibi geliyor bana. Bir dakikalık bir mutlu ve huzurlu anınız olması gerek. O bir dakikaya yerleştirin onu. Bu çok daha kuvvetli bir teknik. Yani hayal kurup imgelemektense geçmiş hatıralarınızdan içinde birinde olmasını istediğiniz hali yerleştirin. Bu gerçekten ileri derece bir teknik. Ancak çok iyi bir şekilde bu ortamı hazırlamalısınız. Yani her şey gerçeğine uygun olmalı. Gerçekten deneyimlediğiniz bir anda o kişinin de orada olduğunu gerçekten hissetmelisiniz kalpten. Bunu yapın, bir deneyin. Bakın bakalım sonuçlar nasıl gelişecek. Bir sonraki yine sıra dışı bir videomda yine sizlerle beraber olmak üzere hepinize hayatınızda bulmak istediğiniz kişiyle mutlu, mucize dolu, güzel günler diliyorum. Şimdilik hepinize hoşça kalın.